Geçen yıl hizmete açılan Akkapı Tarım Tesislerinin buğday, fıstık, soğan, karpuz, kavun ve narenciye ürünlerinin yetiştiriciliğinin yapıldığı 700 dekar alanında hükümlüler tarafından ekonomiye katkı sağlanıyor. Yaklaşık 100 hükümlü tarafından yetiştirilip hasat edilen ürünler Türkiye'nin farklı yerlerindeki ceza infaz kurumlarına gönderiliyor. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan yaptığı açıklamada projeyle hedefledikleri amaçları sıraladı. Amacımız Hükümlerimizi açık arazide çalıştırmak ve onların e, tarımla ilgili bilgilerini artırmak. Yani sertifikalı bir çiftçi olarak e, tahliye sonrasında tarımsal üretimle geçimlerini temin etmelerini sağlamak. E, Adana'da bildiğiniz gibi çok e, yüksek miktarda e, narenci üretimi yapılıyor. Burada e, narenciye bahçemiz de var. Burayla ilgili e, bu üretimdeki teknolojiler, e, üretim şekilleri e, ve e, depolama yöntemleriyle ilgili kendileri kurslara tabi tutuluyor. Ziraat mühendimiz, mühendisimiz başlarında ee, hem toprakla temas ederek cezalarını çalışarak geçiriyorlar, üretimde bulunuyorlar. Aynı zamanda bu ürettiğimiz ürünler diğer ceza infaz kurumlarımızda kullanılıyor, tüketiliyor. yerden Akkapı Tarım Tesisindeki ürünlerin tohumdan itibaren tüm üretim yöntemlerinin denetim altında olduğunu, ticari kaygının bulunmadığını ve kaliteye önem verildiğini dile getirdi. Ziraat mühendisi Mualla Altun Saral'da tesiste sulu tarımın yapıldığını ve proje sayesinde hükümlülerin meslek sahibi olduklarını vurguladı. Bu şekilde hem çalışarak kendilerini daha da iyi hissediyorlar üretime katıldıkları için hem de dışarı çıktıkları zaman en azından çiftçiliğe tekrar devam edebilecek duruma gelebiliyorlar.